ilerleyen yaşlarda karşımıza çıkan bir sağlık sorunu olarak notlarımızda düşmüş. Fakat genç yaşlarda da damar tıkanıklığı son yıllarda gözlemliyoruz. Yalnızca lütfen düzeltin. Neden damar tıkanıklığı son yıllarda bu kadar fazlasıyla sizlerin sağlık sorunu olarak ortaya çıkmasına belirti olarak da şikayetleriyle danışanlarınız geliyor diye soralım. Evet. Öncelikle orta yaş ve yaşlı kesimdeki damar tıkanıklığının altında yatan mekanizma ile genç ve çocuklarda nadiren gördüğümüz damar tıkanıklıklarının sebebi biraz farklı. Bir takım vaskülit dediğimiz ince damarları ve orta düzey damarları tutan bir takım bir anlamda bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklarda çocuk yaşlarda kalp damar tıkanıklıklarının görüldüğüne şahit oluyoruz. Evet. Dolayısıyla sürpriz gibi görülen bu durum aslında bu hastalıkların doğasında var. Evet. Elbette daha nadir görüldüğü için biraz daha dikkat çekici. Fakat ateroskleroz dediğimiz damar tıkanıklığı, damarların halk arasındaki tabirle yağlanmasına bağlı tıkanıklıklar ne yazık ki onlar da 20'li yaşlardan itibaren artık görülmeye başlandı. Ben örnek vermek gerekirse 20 yaşındaki bir askere kalp krizi nedeniyle stent taktığımı hatırlıyorum. Bunun 20'li 30'lu yaşlarda çok sayıda örneğini biliyoruz. Çocuklarla ilgili kısım tabii yazılı ve görsel medyada daha çok ilgi uyandırıyor. Daha şaşırtıcı, daha şok edici bir etkisi var ne yazık ki.